İstanbul'dayız. Saraçhane'ye götüreceğiz şimdi sizi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından. Saraçhane binasının önünde bir nöbet başlatıldı. Demokrasi nöbeti. Saraçhane'de buluşan yurttaşların ortak talebi verilen haksız kararların son bulması. 30 gün boyunca da belediye binası önünde nöbet tutacak olan yurttaşlar herkesi oyuna sahip çıkmaya da davet etti. Hukuksuzluklara tahammülüm artık benim kalmadı. Hiçbir yerde kalmadı. Artık tek başına bir kişinin meselesi olmaktan çıktı bu mesele. Verilen hukuksuz karara tepki için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önünde 30 gün boyunca nöbette olacaklar. Hepsinin ortak talebi ise adaletin sağlanması. Ortaya bir irade koyduk ve seçilmiş bir belediye başkanı var. Buna yapılmış olan hukuksuzluğa bugün karşısında durarak bir tepki göstermezsek yarın öbür gün çok daha büyük çığlığın altında ezilmekten korktuğum için de buradayım. Ben Konya'dan geldim. İstanbul'a geleli 4 ay oldu ve İstanbul'a geliş amacım da başkanımız Ekrem İmamoğlu. Hukuksuzluklara tahammülüm sınırım artınca da dayanamadım. En sonunda ben İstanbul'a dedim, gideceğim dedim. Yani beni ahmak yerine koydular. 85 milyon insanı ahmak yerine koydular. 16 milyon insan hangi partiye oy verirse versin, nereye oy verirse versin, haksızlığa karşı çıksın. Siyasi bir karar olduğunu tüm Türkiye biliyor. O yüzden de tabii ki elbette ki bütün milletimize, 16 milyon İstanbulluya iradesine sahip çıkmak için sesleniyoruz. Çünkü bugün bu iradeyi çiğneyen yarın farklı iradeleri çiğneyebilir. Bir oy verdik. Bir kere de değil, iki kere bir belediye başkanı seçtik. Bunu atanmış bir yargıç böyle hukuksuz bir kararla siyasi yasak getirerek görevinden edemez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'a. İmamoğlu'na destek için altılı masa liderleri Saraçhane'de buluşmasının ardından sıra yurttaşlara geldi. Geçtiğimiz günlerde de İmamoğlu Saraçhane'de adalet nöbeti tutanları ziyaret etti. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Demokrasi nöbeti için Türkiye'nin ve İstanbul'un farklı noktalarından gelenler her kesimin oyuna sahip çıkması gerektiğini söylüyor. Bir yandan öğrenciyim, yani okuldan çıkıyorum, finallerim var, derslerim devam ediyor ve bu sorumluluk bize gelene kadar gerçekten arkasında çok daha büyük imkanlar olan insanlar tarafından bence gösterilmeliydi. Yani çocuk kandırır gibi iki kez oyumu iptal ettiler. Üçüncü, dördüncü, bu ne kadar gidecek ya? 85 milyon insan nasıl kandırılıyor? Mümkün mü bu? Sadece siyasi partileri bekleyemeyiz. Biz sivil vatandaşlar olarak gelip burada bu hukuksuzluğa karşı Türkiye'de birileri de direniyormuş, birileri de bir şeyler yapıyormuş dedirtmek istiyoruz. Bu sadece Ekrem Bey'e oy veren vatandaşlar için de geçerli değil. AK Partili vatandaşlar için de geçerli. Sizler de bu seçime katıldınız. Herkes oyuna sahip çıksın, hakkını yedirmesin. Şu anda 16 milyonun hakkı üçüncü kez tekrar gasp edilmek isteniyor. Bu soğukta herkes buraya çağırmak istemezdik ama demokrasiye sahip çıkabilmek için, bu Türkiye'ye adaleti, hukuku getirebilmek için hepimizin bir çatı altında olması lazım ki bu Türkiye'ye adaleti getirebilelim.